Ekranınızın başına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Gece Görüşü programı Kanal 23 televizyonunda başlıyor. Saat 01'e kadar sizlerle beraber olacağız. Önemli haberlerim, önemli telefon bağlantılarım ve önemli yorumlarımız, konularımız olacak. Müdahil olmak isterseniz ki o bölümü biz çok seviyoruz. WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz program süresince. Başlıklara bakalım. Gece Görüşü'nde neler var bu gece? İsmail Demir'den S-400 açıklaması var. Sıcaklığını uzun süre koruyacak çok önemli bir konu. Bunu konuşacağız. Genç istihdamı oluşturmada birinci sırayı yükseldik açıklaması var. Nedir detaylar? Hepsini konuşur muyuz? Konuşuruz bu gece. Evet, dün bizim programda, Gece Görüşü programında son dakika ajanslara düşen, kanal23.com sitesine düşen çok önemli bir haberdi. Kıymetli bir haber. Harput evleri Pekin Expo 2019'da. Detaylandıralım. Evet, bunu biraz uzun konuşacağız. Önemli bir konu. Başlığı paylaşayım sizlerle. Hayal kırıklığı. 15 yıllık krediyle alındı. Bir yıl bile dayanamadı. Elbüslerden bahsediyoruz değerli izleyiciler. Çok şaşalı bir anlatım süreci, bir promosyon süreci, bir tanıtım süreci. Çok sevinmiştik. Türkiye'de bir ilk Elazığ'da olacak denilmişti. Keşke o ilk Türkiye'de başka bir ilde olsaydı. Hatta hiçbir ilde olmasaydı. Neden? Peki bunun sorumluluğu kimlerde olacak? Nasıl çözülecek? 15 yıllık bir kredi söz konusu. Elbüsleri bu gece uzun uzun konuşacağım sizlerle. İl Genel Meclisi 3. oturumu gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi'ne gideceğiz. Sayın Başkanımız İbrahim Şerbet telefonla bağlanacak. Bağlayacağız daha doğrusu. Neler görüşülüyor, neler konuşuluyor, birçok sorumuz olacak kendisine. Ekranlarınızın başından ayrılmamanızı tavsiye ediyorum. Önemli çünkü. Şerifoğulları Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmaları başlattı. Tebrik ederiz. Bunu da detaylandıracağız. Vaktimiz bol. Gece 1'e kadar ekranlarınızda olacağız, karşınızda olacağız. Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği aylık istişare toplantısına gideceğiz hep beraber. Türkiye'nin yemeği burada yapılıyor. Önemli bir istihdam, ekonomiye önemli bir katkı, önemli bir reklam. Elazığ adına önemli bir tanıtım. Bunu konuşacağız. 81 yılın yağış rekorunu kırdık Elazığ olarak. Kırıldı diyelim. Yani kırdık derken bizim bir müdahalemiz varmış gibi oldu. Özür diliyorum. 81 yılın yağış rekoru kırıldı Elazığ'da. Bu konuyla ilgili önemli veriler, önemli detaylar var elimizde. Paylaşacağım. Tarla günü kutlandı. Biraz tarımı konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, üretimi konuşacağız. İlintili tüm haberlerde bu konuyu açmaya gayret ediyorum. Değerli izleyiciler, elimden geldiğince üretim, üretim, üretim. Ne kadar önemli olduğu malum hepimiz tarafından. Tarla gününü biraz konuşalım. Bahsetmiştik. Elazığ Belediyesi'nin açıklamasını sizlerle paylaşmıştık. 1 Temmuz ya da 2 Temmuz'da. 3 Temmuz'da şenlikler başlayacak demiştik. Ve yaz şenlikleri başladı sevgili izleyiciler. Uzunca bir sürede devam edecek. Güzel görüntüler var, kaynaşmak var. Bu sıcaklarda evin dışına kendimizi atma telaşındayız hepimiz. Bu noktada Elazığ Belediyesi güzel bir iş yapıyor. Ha, neler yapıyor onu konuşalım biraz. Evet, şehir hastanesi anne dostu hastane olma yolunda haberimiz var. Ülkütek'te devir teslim töreni gerçekleştirildi sevgili izleyiciler. Evet, yıllarca başkanlık yaptı Sayın Vedat Demirbağ başkanımız, devir teslimde bulunduğu doğal olarak. Bu konuyu biraz konuşacağız. Hayırlı olsun diyeceğiz.
Sayın Vedat Demirbağ Başkanımız, beraberindeki yönetimi, emek veren herkese, mücadele eden herkese teşekkür ediyoruz. Yeni göreve gelenlere de başarılar diliyoruz. Dağ keçileri yine objektiflere takıldı. Bunlar güzel şeyler. Ben çok seviyorum. Yaban hayatını elimizden geldiğince koruyabilmek, zaten birçoğunu tahrip ettik. Yani bundan yaklaşık 20-30 yıl önce yaban hayatı olan, ekilen, biçilen yerlerde şimdi çok lüks siteler var. Biz bu hayata çok ciddi müdahaleler yapıyoruz. Doğal olarak bu hayvanlara ciddi mücadeleler yapıyoruz. Koruma altında olan hayvanlar bunlar. Güzel, sayıları artsın. Evet, sezon açıldı tezgahlara. Tezgahlar balıklarla renklendi. Muhabir kardeşim Yakup yine güzel bir habere imza atmış. Teşekkür ediyoruz kendilerine, tüm arkadaşlarımıza. 1 Nisan'da başlayan yasak 1 Temmuz'da sona erdi. Balık, biraz balığı konuşalım. Acıkıyoruz biz bu tarz haberleri verdiğimiz zaman. Dün ne vardı arkadaşlar? Yemek firması vardı, yine balık vardı. Acıkıyoruz anlatırken. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar. Görüntüler de var elimizde. Bu ne rahatlık, bu ne cesaret. Biraz konuşuruz bunu. Hızlı biraz arkadaşlar. Jimnastik atölyesi Elazığ'da hizmete girdi. Hayırlı olsun. Evet. Enflasyonu biraz konuşacağız. Enflasyondaki yavaşlamanın sebebi nedir? Merkez Bankası bunu açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasını paylaşıp üzerine biraz konuşacağız. Evet. Hipodromda satışa hazır fişekler halinde esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili özellikle anne babaları, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız çok ciddi mücadele veriyor. Çok başarılı operasyonlar yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Anne babalar özellikle Elazığ'da uyuşturucu satışı, kullanımı maalesef artıyor. Bu noktada anne babaları bir kez daha uyaracağız. Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği aylık istişare toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya götüreceğim sizleri. Hayal kırıklığını konuşacağız, elbüsleri konuşacağız. Uzunla konuşacağız yani. Elbüslerle ilgili mesaj istiyorum sizden, rica ediyorum. Hayal kırıklığı, 15 yıllık bir kredi var. 15 yıl boyunca ödeyeceğiz. Kim ödeyecek? Ben ödeyeceğim. Sen ödeyeceksin, siz ödeyeceksiniz, biz ödeyeceğiz. Bir yıl bile dayanamadı elbüsler. Oysa bize nasıl anlatılmıştı, hatırlayalım. Onları da hatırlatacağım size. Elbüslerle ilgili mesajlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi istiyorum. Yeniden Refah Partisi'nden Asriyat ve Askon'a ziyaret var. Elazığ'da deneme amaçlı ekilen arpa ve buğdayın hasadı yapıldı. Hayırlı olsun. Akaryakıtı indirim. Ne kadarlık bir indirim var? Dün mü zam haberini paylaşmıştık? Bir önceki gün. Zam, indirim, zam, indirim. Kafalar karışıyor bu noktada. Ama hep indirim olsun da istiyoruz açıkçası. Devam. AK Parti'den Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin bir açıklama var. O açıklamayı konuşacağız. Yeni emekli olanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte mesleklere göre tutarlar diyor. Bu konuyu aktaracağım size. Enflasyondaki yavaşlamanın sebebini konuşacağız. Çünkü bir açıklama var Merkez Bankası'ndan. Başkan Şerifoğulları bakınız ne diyor? Her mahalleyi ziyaret ederek talepleri birinci ağızdan dinleyeceğiz. Bu altı doldurulan bir ilkeydi zaten, bir modeldi. Birlikte yönetim modeli gereği yapılıyor. Somut verilerini de umut ediyoruz ki alacağız. Umudumuz bu. Spor Bilimleri Fakültesi'ne 270 öğrenci alınacak. Bu arada sayın, özür diliyorum, başkanımıza ulaşmaya çalışalım. U21 liginin kaldırılması kararlaştırıldı. Bunu konuşacağız. Elazığ Spor'un yabancıları kulüp bulamıyorlar. Sıkıntı devam.
Onlar için de sıkıntı, bizim için de sıkıntı. Hızlı gidelim arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan Hazar Gölü açıklaması var. Havalar çok sıcak. Hazar Gölü bir cennet. Doğunun denizi, doğunun Hazar Denizi diye biliniyor. Yüzülebilir mi, yüzülemez mi Hazar Gölü'nde? Bakalım Sağlık Bakanlığı bu konuda neler söylemiş. Devam. Hayrete düşüren bir görüntü Tunceli'de cep telefonu kameralarına yansıdı sevgili izleyiciler. Leopar, geri gelelim. Şimdi şeyi biliyoruz, ben çok yakından biliyorum doğaya olan, yaban hayatına olan özel ilgimden dolayı, merakımdan dolayı Tunceli'de çok geniş bir hayvan popülasyonunun varlığını biliyorum. Ama leopar ilk defa görüntülendi. İlginç, enteresan. Devam. Türkiye'nin yemeği Elazığ'da yapılıyor haberimiz var. S-400'ler nereye konuşlandırılacak? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu soruyu yanıtladı değerli izleyiciler. Tapusu olan herkesi ilgilendiren bir haberimiz var. Kanal23.com sitesinden aktaracağım size. Erdoğan en hafif ifadeyle skandal demişti. Türkiye'den Birleşmiş Milletler Cenevre ofisine ve İsviçre'ye PKK notası var. Gece görüşü başlıyor. Evet, gece görüşü başladı sevgili izleyiciler. Telefonumuzun diğer ucunda Sayın İbrahim Şerbet değerli başkanımız var. Başkanım, iyi geceler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Nasılsınız Sayın Başkanım? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlere de iyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir mesai içerisindesiniz. İl Genel Meclis toplantıları devam ediyor. Yarın da olacak yanılmıyorsam. Evet, doğrudur. Evet, 31 Mart yerel seçiminin ardından yeni meclis, ihtisas komisyonları ve il encümeni oluşarak çalışmalarına başladı. Notumuz var elimizde. Öncelikle İl Genel Meclisi'nin yeni dönemi ve yapısı hakkında biraz bilgi almak isteriz sizden değerli başkanım. Tabii baş üstüne ben değerli kardeşim Zülfü Bey, her akşam sizleri zevkle izliyorum. Sizlere hayırlı yayınlar diliyorum. Sizlere ve tüm Elazığlı hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel cümlelerinizden dolayı. Çok sağ olun. Değerli kardeşim, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından İl Genel Meclisi seçimlerin kesin sonuçlarından sonra 10 Nisan 2019 tarihinde toplanarak çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Evet. Meclisimiz 20 AK Parti, 8 MHP, 1 CHP, 1 bağımsız olmak üzere 30 tane meclis üyesinden ibarettir. Evet. Öncelikle idari organlara seçimler yapılmış, ardından da komisyonlara, ortak kuruluş ve birlikler için seçimler yapılmıştır. Buna göre meclis yönetimi şu şekilde oluşmuştur. İl Genel Meclis Başkanı, İl Genel Meclis Birinci Başkan Vekili, İl Genel Meclis İkinci Başkan Vekili, iki katibiye, iki yedek katibiyeden oluşmaktadır. Evet. Sayın Başkanım, peki hangi komisyonlar kuruldu, bu konuda bilgi verebilir miyiz? Tabii baş üstüne. Estağfurullah. İl Genel Meclisleri kanun gereği kurulması zorunlu olan 4 komisyon ile çalışmaları yürütmektedir. Bu komisyonlar şunlardır: Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu. Bunların yanında meclisimizin ihtiyaç duyarak oluşturduğu diğer ihtisas komisyonları ise şunlardır: Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, ARGE Komisyonu, Turizm, Altyapı Hizmetleri Komisyonu olmak üzere 9 komisyonla devam etmekteyiz. Evet. İl encümeni ise şu şekilde teşekkür etmiştir: Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım,
İl genel sekreter, özellikle genel sekreteri, 3 tane il genel meclis üyesi arkadaşımız, 2 de genel sekreter yardımcıları, toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, az önce bir siyasi dağılım paylaştınız bizimle. Siyasi dağılımın rakamlarını verdiniz. Bu evet. Siyasi dağılımı biz dikkate aldığımızda kararların alınma süreci nasıl oluyor? Nasıl alıyoruz kararları? Meclisimiz her ayın ilk 5 günü toplanarak gündem maddelerini görüşerek karara bağlamaktadır. Evet. Bugüne kadar görüştüğümüz 129 gündem maddesinin 111 tanesi oy birliğiyle, 18 madde ise oy çokluğuyla alınmıştır. Bu da uyum içerisinde çalıştığımızın ve birlik beraberliğimizin bir göstergesidir. Ben tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalar diliyorum. Oylama yöntemiyle kararlar alınıyor değil mi Sayın Başkanım? Doğrudur, tabii. Doğru. Peki İl Genel Meclisi'nde oylanarak kabul edilen İl Özel İdaresi'nin 2019 yatırım programında daha çok neler var? Ağırlıkla hangi hizmetler var? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Tabii, baş üstüne değerli kardeşim. Estağfurullah. İl Özel İdaresi il genelinde 550 köy ve 711 mezraya hizmet götürmektedir. Evet. Görev alanında 4577 kilometre yol ağı bulunmaktadır. 2018 yılı sonu itibariyle tüm yol ağının %58'i asfalt durumdadır. Ya da bir diğer ifadeyle 550 köyden 479'unun yolu asfalt durumdadır. 2019 yılında yapılacak çalışmalarla bu oranın daha da artırılacağı kanaatindeyim. Evet, Sayın Başkanım, buyurun. Yine bir başka önemli konu İçme suyu meselesidir. Evet. İl genelinde 550 köyümüzden 547'sinde ve 711 mezradan 629'unda şebekeli içme suyu bulunmaktadır. Kalan köylerimizde ya ikamet eden yoktur ya da bütün aramalara rağmen yeterli su bulunmamaktadır. Yani mesela köyde sondaj vuruyorlar, evet, su bulunmuyor, evet. Veya da köylerde kimse ikamet etmiyor. Bu şekil içme suyu olmayan köylerimiz vardır. Ayrıca şebekeli içme suyu bulunmayan mezralarımızın tamamında çeşmeli içme suyu bulunmaktadır. Evet. Bu yıl biraz da şanslıyız Sayın Başkanım. Çok yağış vardı. Çok fazla su sıkıntısı yaşamayacak gibi duruyor köylerimiz. Gerçekten de Alo. Alo Zülfü Bey, ses bir ara gitti. Şu an duyuyoruz Sayın Başkanım. Duyuyorum, evet. Buyurun, devam edelim. Gerçekten bu yıl çok bereketli bir yıl oldu. İçme suyu ve sulamada gerçekten büyük bir yük üzerimizden kalktı. Evet, evet. 2019 yılında yine yatırım programı çerçevesinde gerek birinci kat asfalt yapımı, çetin kış koşullarından dolayı bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları, gerekse ikinci kat asfalt çalışmalarının yanında iklim değişikliği nedeniyle yetersiz kalan içme suyunun takviye etmek için sondaj ve drenaj çalışmaları da devam etmektedir. Bunun yanında tarımsal amaçlı sulama ve havuz işlerini devam ettirecektir. İl Özel İdaremiz bütün bu işler için 2019 yılında 42 milyon TL köyde kaynağı ile birlikte İl Özel İdaremiz yaklaşık 90 milyon TL kaynak kullanarak köylerimizi daha yaşanabilir alanlar kılmak için çalışmalarını sürdürecektir. Malumunuz İl Özel İdaremiz köylere yönelik hizmetlerle birlikte İl genelinde çok sayıda büyük yatırım ihalesi ve teknik yürütücülüğünü de aynı anda devam ettirmektedir. Doğru. Sayın Başkanım, 42 milyon TL köy destekli bir öngörülen
yatırım tutarımız var. Evet. 2019 özel idare bütçesinden de 90 milyon. Tabii yaklaşık işte 90 yaklaşık, milyon TL kaynak kullanarak köylerimize hizmet etmekteyiz yani. Şimdi çok önemli işler yapıyorsunuz. Gerek mecliste alınan kararlar, kurulan komisyonlar, gerek il özel idarenin yaptığı köyler, mezralar gibi böyle devam ediyor. Başarılarınız daim olsun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bizlere hayırlı hizmetler nasip eylesin. Amin, amin. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Tüm hemşerilerime tekrar saygı ve sevgilerimle selam diyor, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sizden zevk duyuyorum. Buna da bilin yani. Çok sağ olun. Başarılarınızı keyifle takip ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim kıymetli çok kardeşim. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun değerli başkanım. Evet Sayın İbrahim Şerbet, değerli başkanımız önemli açıklamalar yaptı. Gece görüşü programında sevgili izleyiciler 45 milyon TL köy destekli 2019 yılı yatırım bütçesi ve 90 milyon il özel idare bütçesi. Köylerimiz, mezralarımız, asfaltlanan yollar, su problemi bu yıl hariç uzun yıllardır yaşadığımız bir problem. Bu noktada şebeke suları köylere ve mezralara sondaj aramaları, suyu olmayan köylerde veya suyu zayıf olan köylerde sondaj çalışmaları devam ediyor. Başarılar diliyoruz. Elimizde il genel meclisi toplantısı ile ilgili bir görüntümüz var. Görüntüye de bakalım. İl Genel Meclisi Temmuz ayı 3. toplantısını gerçekleştirdi. İbrahim Şerbet Başkanlığı'nda toplanan mecliste gündemi oluşturan maddelerden 7. madde görüşülüp karara bağlandı. Mehmet Darılmaz, Halim Beyaz Elma, Mehmet Ali Aytekin, Mehmet Ali Mut Okçuoğlu, Muzaffer Bulut, Cevdet Doğan, Eyüp Çelik. Zaten yetkiyi Endrüben'e vereceğiz. Orada değerlendirilir inşallah. Biz burada yani demek istediğim meclis olarak şuna verilsin, buna verilsin. Böyle bir yetkimiz yok. Teşekkür ederim. Karakoçan Belediyesi'nin otobüs terminali yapılanması için talep ettiği yer konusu 13. madde oy çokluğuyla kabul edildi. Teşekkür ederim. Toplantıda gündem maddeleri dışında 4 önerge de komisyona havale edildi. Bu önergeyi altyapı komisyonuna havalesi için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Elbüslerle ilgili mesajlarınız gelmeye başladı. Rica etmiştim zaten sizlerden değerli izleyiciler. Birazdan konuşacağız. Bir hayal kırıklığı var bu noktada. Hepimizde 15 yıl boyunca kredi ödeyeceğiz. Elbüsler dayanamadı. Bir yıl bile dayanamadı sevgili izleyiciler. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bu haberi biraz sonra masaya yatıracağız. Ama bu noktada lütfen mesajlarınız gelsin. Gelen mesajlar da var. Evet. Şimdi S-400'ler nereye konuşlandırılacak? Bu çok önemli. Aslında S-400 olayı çok önemli bizim için. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bakın bu merak edilen önemli sorunun cevabını veriyor. Rusya'dan satın alınan S-400'lerin konuşlandırılması ile ilgili S-400'ler acil bir durum olduğu zaman devreye girecek açıklaması var. Durup dururken niye devreye girsin, nereye konuşlandırılacağına askerimiz karar verecek diyor. Top bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yetki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sevgili izleyiciler. G20 liderler zirvesiyle ilgili ilişkilendirilmiş bazı bilgiler var. G20 zirvesi gerçekten Türkiye'nin 2015'te Antalya'daki ev sahipliği yaptığı zirvede gündeme getirmiş oldu. Yani bizim gündeme getirdiğimiz konuların bizden sonraki dönemde de devam ettirilmesi bakımından önemliydi. Bizim açımızdan bakarsak eğer diyor. Ama tabii bu bizim açımızdan değil, en az gelişmiş ülkelerin sorunlarından tutun da ilk defa kadın 20, W20'yi biz G20'nin gündemine getirmiştik. Kadının güçlendirilmesiyle ilgili önemli toplantılarda yaptık. Trump'tan Patriot açıklamaları var, S-400 ve F-35 meselesi var. Bu konu uzun zaman sıcak kalacak. Bu konu uzun zaman gündemde kalacak.
sadece Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir konu değil. Malum bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile de sıkıntılar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den S-400'lerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Kanalda çalışıyoruz yani. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara'da bir otelde düzenlenen Enerji Güvenliği Fırsatlar ve Tehditler paneline katıldı. Şu anda aktif olarak konuştuğumuz panel sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, Temmuz ayı içerisinde teslimatı başlayacak S-400 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sistemin konuşlandırılacağı yer tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi değerlendirmesi için de yapacağı bir şey. Ama Doğu Akdeniz'i şu andaki planlamalar içinde biz S-400'ü alıp da Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştirelim diye öyle bir planlama yok. Ama Türkiye elindeki bir ürünü gerektiği zaman, gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir. Bu da yine harekat planlayıcıların kendilerinin vereceği bir karardır. O günkü şartlarda en uygun tercihi yapacaklardır. Yaptırımlara gelince tabii yaptırımlar çok da sır değil. Yani bu çok açık belgelerde bir Amerikan yaptırımları dediğimizde, bir kassa dediğimizde neleri içerdiği az çok biliniyor. Herkes bunu çok rahat görebilir. Bu yaptırımlar bizim tarafımızdan da biliniyor. Onlar ne olduğunu bildiğimiz için biz onlara karşı tedbirlerimizi de alıyoruz. Daha önce benzer bir soruda söylemiştim başka bir ortamda. Yaptırımlar belirli bir süre belirli zorluklarla karşılaşmamıza yol açabilir. Ancak bunun nihai sonucu savunma sanayimizin daha güçlenmesi, daha bilenmesi ve geleceğe çok daha sağlam adımlarla yürümesi anlamına gelecektir. Yani bu bizi caydırmayacak, daha kuvvetlendirecektir. Geçici etkileri olabilir ama bu geçici etkilerin sonunda biz daha kuvvetli çıkacağız diye düşünüyorum. Evet, önemli bir açıklama, önemli bir veri paylaşımı var Sayın Bakanımız tarafından. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, bakınız birinci sırayı yükseldik diyor. Mevzu şu, 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini açıklıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini arttırmayı hedefleyen sosyal çalışma programının ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz geçen yılın aynı dönemine göre %30 artarak 570 bine aştı ifadelerini kullandı. 21. yüzyılın güçlü Türkiye'sini inşa edebilmek için gençlerimizin mezuniyet sonrasında daha hazır ve daha donanımlı olmalarını sağlamak temel önceliklerimiz arasında. Çünkü iyi yetişmiş bir gençliği çalışma hayatımızın parlak geleceği olarak görmekteyiz. Bu bilinçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bugüne kadar çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İstihdamı hem nicelik hem de nitelik olarak arttırmak adına pek çok politika ve projeyi kararlılıkla hayata geçirdik. Staj yapan, mesleki eğitim gören çırak ve öğrencilere ücret desteği sağlıyoruz. Fen ve mühendislik bilimlerinde eğitim alan son sınıf üniversite öğrencilerimize teknoparklarda, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitim almaları durumunda ücret desteği veriyoruz. Kura ile yerleştirilecek sosyal çalışma programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceği bildirildi. Okuldan işe geçişte gençlerimizin karşılaştığı en büyük sorunlardan olan iş tecrübesi eksikliğinde işbaşı eğitim programlarıyla aşıyoruz. Bu programlarla gençlerimiz okul sıralarındayken iş hayatı ile tanışmalarını sağlıyoruz ve gençlerin özgüvenini ve iş yapma kapasitesini geliştiriyoruz. Biliyorsunuz artık işverenler işe alımlarda sadece diplomaya bakmıyorlar. Mesleki yeterliliğe ve tecrübeye de çok önem vermekteler. Dolayısıyla bizler de geleneksel eğitim modellerine ek olarak dijital ve sosyal becerilere de yatırım yapmamız gerekiyor. Ve gençlerimizin de bu becerilere sahip olması için en önemli adımlardan birisi
iş gücü piyasasıyla buluşmaları ve sosyal alanlara adapte olanmalarının sağlanması. Biz öğrencilerimizin öğrenim hayatına olumsuz etkilememesi için Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları ile sınırlı tuttuk ve yine kendilerine de zaman ayırabilmeleri için yaz aylarında bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Ve demin de videomuzda belirtildiği üzere gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Ve biz bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. S-400'lerle ilgili ismini vermeyen izleyicimden rica ediyorum. Güzel şeyler yazmış. Elbüslerle ilgili fikirlerinizi sordum ya. Birazdan masaya yatıracağız çünkü. Elbüslerle ilgili fikrini de yazmış. S-400'lerle ilgili şöyle bir önerisi var. S-400'ler mantıken Türkiye'nin güneye yakın ve güvenlik sorunu olmayan illerde konuşlandırılması lazım. Bu tarife Elazığ çok uyuyor, diyor. Savunma Bakanı Müsteşarı olan hemşerimiz Sayın Şuay Alpay'dan bahsediyor. Bu konuda bizim için çok büyük bir referans olabilir kanaatindeyim. İlginç bir bakış açısı. Evet, teşekkür ediyoruz. Elbüslerle ilgili yorumunuzu da birazdan paylaşacağım. Çünkü o konuyu henüz açmadık. Birazdan açacağız. Dün bizim programda son dakika haberi olarak tüm ajanslara düştü. Özellikle kanal23.com sitesinden. Bu saatlerdeydi. Paylaşmıştım sizlerle. Biraz detay verelim istiyoruz. Harput evleri Pekin Expo 2019'da Çin'de 29 Nisan'da başlamıştı. Expo 2019 Türk Milli Günü açılışı gerçekleştirildi. Bakınız, sadece Harput evleri yok. Nelerle beraber, nerelerle beraber Harput evleri de bu kıymetli haberimizin konusu oldu. Harran evi, Galata Kulesi, Bodrum evi, Düğmeli evler, peri bacaları, Harput evleri. Güzel. Bunların devamı gelsin inşallah. Bundan sonraki yıllarda Çin'den ne alabilirimden ziyade artık Çin'e ne satabilirim dönemi başladı bizim için. Çin almak için uzak değilse satmak için hiç uzak değil. Expo 2019'un Türkiye Milli Günü açılışını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı. Bakan, Ticaret Bakanı olarak iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altına çizdi. Pekcan, büyük bir pazar olan Çin'le çeşitli iş etkinlikleri ve iş formlarının düzenleneceğini de belirtti. Törene katılanlar arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin başkanı İsmail Gülle de vardı. Gülle de Pekin'deki Türkiye Milli Günü vasıtasıyla ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin kültürünü, tarihini bir arada yansıtma imkanı bulduklarını da vurguladı. Expo 2019'da Harput evlerinin de içinde bulunduğunu duyuran Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Expo 2019 Türkiye'ye pavilyonu videosuyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kaçıncı haberle devam edeceğiz? Özür diliyorum değerli izleyiciler. Efendim? Tamam. İzleyicilerimle paylaşayım mı kaçıncı haber olduğunu? İfşa edeyim mi size? Evet, yaz şenlikleri biraz konuşacağım. O yüzden haberin sırasını değiştiriyorum. Evet, yaz şenlikleri 3 Temmuz'da Elazığ'da başladı. Elazığ Belediyesi tarafından düzenleniyor. Yaz aylarında. Hani biz bunu yorumlarken hatırlıyorum, 1 ya da 2 Temmuz'da belediye tarafından bu açıklama yapıldığında ben şöyle bir yorum yapmıştım, bir değerlendirme yapmıştım. Katılır mısınız bilmiyorum ama PKK ile mücadele ediyoruz, hain FETÖ ile mücadele ediyoruz, ekonomimize saldırılarla mücadele ediyoruz, işsizlikte, istihdamda, seçimlerde de mi özellikle, hani uzun bir süre seçim de istemiyoruz, onları sıkıştırmış olayım. Nasıl bağlayacağız buraya? İşte bu bahsettiğimiz çok ciddi problemlerden dolayı biz biraz müzikal, kültürel, sanatsal faaliyetlerden uzak kaldık. Bizleri bir araya getirebilecek unsurlar bunlar. Bu manada önemsediğimi söyledim ama içeriği nasıl olacak? Benim için önemli konu buydu aslında. Uzun süre devam edecek. Süre var mıydı? Ne zaman bitiyordu arkadaşlar? 28 Ağustos. Yani yaklaşık 1,5 ay sürecek yaz şenliklerinin içinde neler var? O biraz önemli. Çünkü ben biraz bilgi paylaşayım kendimle ilgili. Evet, haberleri anlatıyorum. Mesela Elazığ'da ilk defa valiliğimiz bünyesinde bulunan sanat tırını
kiralamak suretiyle çok eski zamanlarda Ramazan ayında o koca tırı her gece bir mahalleye götürüp o mahallede açıp tiyatrolar, ilahiler, efendime söyleyeyim yarışmalar. Yani ondan önce Mislant, çok üzülüyorum Mislant ismini duyunca bile, böyle olmamalıydı, devam ettirilebilmeliydi, sahip çıkabilmeliydik. Uzun yıllar Mislant'ta Kültür Sanat Müdürlüğü yaptım. Kültür Sanat Müdürlüğü yaptığım dönemlerde ekibimizin Anadolu Ateşi gibi bir grubumuz vardı. 100 dansçıdan Anadolu Ateşi gibi danslarımızı, yöresel oyunlarımızı modernize ederek bir ekip kurmuştuk. Tiyatro ekibimiz vardı, konserler, etkinlikler. Neden anlatıyorum? Çok yabancı olduğum bir konu değil. Hatta içerisinde olduğum bir konu. Çok uzun yıllar Emsat Tiyatro Derneği ikinci başkanlığını yaptım. Ulusal Necat Uygur Tiyatro Festivali'nin organizatörlüğünü yaptım Elazığ'da. Bunları neden anlatıyorum? Evet, bu önemli mi? Önemli. Süresi de güzel. 28 Ağustos'a kadar devam edecek olması, ama heyecanının düşürülmemesi lazım. 3 Temmuz'da başladı. İşte 4 Temmuz, 5 Temmuz, 6 Temmuz, 7 Temmuz gider. Çünkü merak edenler de gidecekler. O havayı teneffüs etmek isteyenler, acaba ne var sorusuna cevap aramak isteyenler gideceklerdir. İvmenin düşürülmemesi lazım. İçeriği önemli. Evet, Elazığ Belediyesi'ni ben tebrik ediyorum. Ama içeriğini elimizden geldiğince zenginleştirmek, yıllarca yaklaşık basın camiasıyla beraber, televizyon programlarımla beraber yaklaşık 15 yıl kültürün, sanatın bizzat içerisinde olmuş bir adam olarak bu yorumu yapıyorum. İçeriği de eğer ivme düşürülmeden renklendirebilirsek, zenginleştirebilirsek hakikaten muhteşem bir şey olacak. Çünkü gerçekten yorulduk. Hepimiz yorgunuz. Seçimlerden yorgunuz. Ekonomiyle mücadele etmekten yorgunuz gibi toplumsal psikolojimizin iyi olmadığını ben de dahil olmak üzere defalarca da anlattım, konuştum sizlerle. Bu manada yaz şenlikleri başladı. Hayırlı olsun. Ama dediğim gibi uzun süre kültürün, sanatın içerisinde organizasyonlar yapmış biri olarak içeriğinin de başlaması kadar önemli, hatta daha önemli olduğunu düşünenlerden biriyim. Detaylara bakalım. Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri başladı. Kültür Park Amfiteyatro'da düzenlenen şenlikleri halkın ilgisi beklenilenin üstündeydi. Yaz şenliklerinin ilk gününde Elazığ Belediyesi Kürsübaşı ekibi tarafından Harput Musikisi'nin birbirinden seçkin eserleriyle muhteşem bir konser verildi. Herkesin yoğun ilgi gösterdiği konser büyük beğeni topladı. Şarkılara eşlik eden vatandaşların keyifli bir akşam geçirdiği yüzlerinden okunuyordu. Elazığ Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz ikramların da yer aldığı şenlikler çocukların da ilgi odağı oldu. Mehter takımı ve halk oyunları ekibinin de yer alacağı şenlikler 28 Ağustos tarihine kadar her çarşamba gerçekleştirilecek. Her zaman söylüyorum, çok daha hoşuma gidiyor. Benim arkadaşlarımın gelişimine çok katkı sunuyorsunuz. Evet, 20 küsur yıldır bu meslekteyim ama çok önemsiyorum, çok dikkatlisiniz. Valilik bünyesinde bulunan SODES projesiyle alınmıştı sanat tırımızı. Hatırlayanlar var, ben o örneği verdim. O sanat tırını kiralamak yoluyla ki Kültür Bakanlığı'ndan da destek de almıştım, onu da hatırlıyorum. Elazığ'ın tüm mahallelerine kültürü, sanatı götürmüştük ve bu Türkiye'de bir ilkti. Bu ilk Elazığ'da yapılmıştı ve hala bunun tekrarı yok. Bu şekilde bu şenliklerin ilerleyen dönemlerde özellikle maddi imkanı olmayan kenar mahalleler, işte maddi gücü zayıf mahallelere de şenliklerin, etkinliklerin gitmesi fena mı olur? Hiç fena olmaz, güzel olmaz, güzel olur diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler, bekleyeceğiz, takip edeceğiz. 28 Ağustos'a kadar devam edecek uzun bir süre. Bu şenliklerin içeriği konusunda hasbelkader 15 yıldır kültür sanatla uğraşmış bir adam olarak bizler de birkaç kelam edebileceğiz diye düşünüyorum.
Başkan Şerifoğulları her mahalleyi ziyaret ederek talepleri birinci ağızdan dinleyeceğiz. Bu cümleyle sık sık karşılaşıyoruz. Çünkü şöyle bir vaat vardı. Birlikte yönetim modeli. Bu vaadin, bu ilkenin, bu hedefin gerekliliğini şu anda Sayın Şerifoğulları yapıyor. Bu noktada daha önce de tebrik etmiştik. Kentte vatandaşların sorunlarını dinleme ve çözüm için istişarelerde bulunmak amacıyla Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan mahalle buluşmaları devam ediyor. Başkan Şerifoğulları son olarak Feyzi Çakmak Mahallesi muhtarı ve sakinleriyle bir araya geldi. Toplantılarda başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye birim müdürleri de yer aldı. Birlikte yönetim modelinin gereği bu. Bu yapılıyor Ramazan ayında, hatta daha öncesinde başlanıldı ve devam ediyor. Evet, bu haberimizi izleyelim. Ardından kısa bir reklam molası. Yine burada olacağım, reklama da beraber gideceğiz. İkinci bölümü kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ikinci bölümün ilk dakikalarında şu bakıma alınan elbisleri biz de bu stüdyoya alalım. Elbisleri biraz konuşalım. Önemli bilgiler var. Elbisle ilgili gelen mesajlar var. Bir hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor, nitelendiriliyor. Haberimizi izleyelim, ardından detaylandıracağım. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği buluşmada belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarları da hazır bulundu. Başkan Şerifoğulları ile uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Cafer Yeşil ise Başkan Şerifoğulları'nın çok dürüst çalışan bir başkan olduğunu ve kendisiyle her zaman mahalle sorunlarının çözümüne ilişkin rahatlıkla konuşabildiklerini ifade etti. 89'dan beri maalesef belediyede temsil hakkında herhangi bir temsiliyette bulunamadık ama bu dönem nasip oldu. En azından iki tane Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye meclis üyesi olarak sizlerin desteklerinizle seçildik, buraya geldik. Şimdi biz özellikle burada rahatlıkla bundan sonra bize ulaşabilirsiniz, bize gelebilirsiniz. Her konuda 24 saat kapımız sizlere açıktır. Çok şanslıyız. Gerçekten Sayın Başkanımla çok özel oturup konuşmuşluğum yok ama 3 aydır meclise gidip geliyoruz. Sayın Başkanımız çok düzgün, çok dürüst bir insan, açık sözlü, hiç çekinmeden kim olursa olsun yapacağı bir şey varsa yaparım der, yoksa yok der. Başkan Şerifoğulları da kendilerine emanet edilen görevin ne kadar kutsal olduğunu bildiklerini ifade etti. Bugün göreve geldiğimizin 3. ayındayız. 4 aylık seçim çalışma sürecimizde Feyzi Çakmak Mahallemize, Esentepe Mahallemize, Yıldız Dağları'na ve birçok mahallemize defaten gittik. Ev toplantıları yaptık, mahalle buluşmaları yaptık, kahve toplantıları yaptık. Ama seçim öncesi yapılan geziler sizlerin nezdinde çok önemli olmadığını, sizlerin gönlünde çok önemli yer bulmadığını sizler bizlere ifade ettiniz. Dediniz ki inşallah seçimden önce geldiğiniz gibi seçimden sonra da gelirsiniz. Bizler bugün buradayız. 5 yıl boyunca da biz buralara gidip geleceğiz. Sizlerin sorunlarını, dertlerini dinleyeceğiz. Sizin sorunlarınızda çözüm bulacağız. Şerifoğulları toplantı sırasında engelli bir gencin talebine de duyarsız kalmadı. Bahçemizde bir engelli asansörü yapmışlar. Nerede oturuyorsun? Birini yönlendir, bir eve baksınlar. Adresini falan alsınlar. Bir yardımcı olmaya çalışalım, tamam mı? Cafer Bey de takipçisi olsun. Yapabileceğim bir şey varsa çok teşekkür ederiz. Evet, hepimizin çok yakından tanıdığı, kendi alanında gerçekten süper işler yapan Mustafa Uyman. Değerli Mustafa Uyman. Önemli bir bilgilendirme mesajı göndermiş bize yaz şenlikleriyle ilgili. Ben o kısmı atladım. 28 Ağustos'a kadar, 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek dedim. Her çarşamba olduğunu söylemedim. O noktada evet, hatırlatma için. İşte bu yüzden dikkatli izleyicilerimiz, dikkatli dostlarımız her zaman bizim menfaatimize. Her gün değil, 4 günü Kurban Bayramı arka arkaya, diğer 7 günde farklı tarihlerde olacak diyor değerli Mustafa Uyman. Bugün de muhteşem bir tesis açtı çocuklarımıza, değil mi? Çocuklarımız bizler için, Elazığ için, ülkemiz için çok önemli. Benzer bir konsept Elazığ'da yok. Muhteşem bir iş
işletme, muhteşem bir tesis açıldı. Çok başarılıdır Mustafa Uyman işinde ama kılıbık olduğu için işletmeyi de tabii ki eşi Seda Hanım Efendi yönetecek. Bu konuda elimizde çok güzel görüntüler var. Kısa bir reklam arasından sonra el el epenek diyeceğiz. Yeni bir parti çalışması var biliyorsunuz. Ali Babacan da o oluşumun içerisinde olacak mı, olmayacak mı, başka bir parti kuracak mı gibi birçok gündemi meşgul eden soru var iken ilginç bir görüşme oldu kanaatindeyiz. Devam edelim. Evet, bugün Elazığ'da çocuklarımızı yakından ilgilendiren, aslında çocuklarımızla beraber anne babaları yakından ilgilendiren bir açılış gerçekleşti. Buyurunuz efendim. Bizim yine çocukken, çocuk kelimesini çok kullanacağım bu haberde. Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. El ele penek. Herkes bilir. En azından ben yaştakiler bilir diye düşünüyorum. Çocuk Eğlence Merkezi hizmete açıldı sevgili izleyiciler. AK Parti Elazığ Milletvekili Sayın Metin Bulut, ben, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sayın Ramazan Gürgöz'e bakınız, röportajda yaptık, arkada görünüyor. Akçakiraz Belediye Başkanı Sayın Sabahattin Kaya, önemli isimler vardı açılışta. Biraz bunu konuşacağız. Teknolojiden uzak tutmaya çalışıyoruz çocuklarımızı. Tabletten, bilgisayardan, değil mi? Uzak tutmaya çalışıyoruz ama genellikle çocuk oyun merkezlerinde, eğlence merkezlerinde kulaklarımızı da sağır eder düzeyde sesler çıkaran jetonu atıyorsunuz. Dijital makineler, dev makineler var. Onlardan arındırılmış bir işletme. Çok da önemli. Çocuklarımız için muhteşem işler var. Muhteşem bölümler var içerisinde. Buradan Mustafa Uyman, organizasyon manasında gerçekten sadece Elazığ'da değil, sadece bölgede değil, tüm Türkiye'de önemli, çok önemli işler yapıyor. Eşi Seda Uyman hanımefendinin yönetiminde olacak. Çok da güzel olacak diye düşünüyorum. Detaylara, görüntülere, açılışa bakalım, ardından birkaç cümle daha kullanırız. Elazığlı ailelerin yaz aylarında çocuğumu nereye bırakacağım derdi artık bitti. Çocukların hem eğlenip hem de kendini geliştireceği El El Epenek Çocuk Eğlence ve Gelişim Merkezi hizmete girdi. Açılışa katılan AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Çocuk Eğlence ve Gelişim Merkezi'nin geleceğimizi inşa edecek nesiller için çok güzel bir eğitim ve eğlence merkezi olduğunu vurguladı. Aileler buraya çocuklarını güven içerisinde teslim edebilecekler. Daha sonraki süreçlerde de bunları teslim ettikten sonra gönül huzuruyla bir kez daha teslim edeceklerine inanıyoruz. Bunlar çocuklarımız bir taraftan zaman geçirirken, eğlenirken bebelerimiz, çocuklarımız, öte taraftan da aynı zamanda çeşitli meslek faaliyetlerinde de bir takım eğitici faaliyetleri ve atölyeleri, meslek odaları da vardı. İşte doktor gibi, inşaatçı gibi, itfaiyeci gibi, polis gibi merkezlerin olduğu, çocuklarımız aynı zamanda da hayata kazandırılmış olacaklar. Tekraren açmış olduğumuz, açılışını gerçekleştirdiğimiz bu mekanın hayırlı olmasını temenni ediyor. Elazığ'ımıza hayırlı hizmetler sunmasını, gelecek nesiller, geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza da güzel bir mekan, güzel bir eğitim ortamı oluşmuş. Onları da buraya inşallah aileleriyle birlikte bu işletmenin devamı ve daha gelişmesi için de tabii ki onların da gelmesi gerekiyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulutsa, Elazığ standartlarını her geçen gün artırıyor. Bu tarz hizmet verecek yerlerin açılması bizleri çok mutlu ediyor dedi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Mustafa kardeşimizi kutluyoruz. Elazığ'ın standardını artıran bir tesis olmuş. Standardın ilin standardının artmasından en çok keyif alan, mutlu olan bizleriz. Bu yönüyle de çok kıymetli buluyorum. İstihdam açısından belki onlarca insan istihdam edileceği, bir çarkın döneceği, ekonomik çarkın özellikle yavaşlamış olduğu dönemlerde bu tür şeyler altın değerinde olan işler. Bu yönüyle de çok kıymetli olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımızı yakından tanıyoruz. Onlar bugüne kadar yapmış oldukları işi
en iyi şekilde yapmaya çalışan, en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan, gayret eden bir özelliğe sahip, karakter açısından söylüyorum. Burada da öyle tahmin ediyorum ki ilk amacı karlılık değil, beğeni kazanabilmek, hizmet edebilmek olacaktır diye düşünüyorum. Ailelerin de rahat edebileceği, çocuğunu böyle işte komşuya mı bırakayım, bir başkasına mı, halasına mı, teyzesine mi demektense iki saatliğine getirip bırakabileceği, çocuğunun hem eğlenebileceği hem eğitim alabileceği, hijyen de çok önemli. Tabii, evet, eğitim alabileceği, sağlıklı bir ortamda belki de işte beslenebileceği bir ortam oluşturulmuş. Ben bunun pek çok sektörü tetikleyeceğini düşünüyorum. Bundan sonra buna benzer tesislerin de yapılabileceğini düşünüyorum. Bizim insanımız azıcık böyle gözüyle inanan bir yapısı var. Öyle olduğu için belki bu yönüyle de örneklik teşkil edecek, güzel, ulvi bir amaca hizmet edecektir diye düşünüyorum. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kayaş ise açılışı yapılan işletme Elazığ'ımıza doğusundan batısına büyük hizmetler verecek ifadelerini kullandı. Şehrin doğusundan batısına kadar böyle bir işletme yok maalesef bak Elazığ'ımızda. Hakikaten bugün yelpazesi çok geniş. Bir eğlence şeyi var burada. Eğlence kültürünün açılışını yapıyoruz. İsmi de çok orijinal. El ele epenek. Bizim geleneklerimize, kültürümüze uyan bir isim. Evet. İnşallah bence ismiyle müsemma çok güzel bir açılışı yapıyoruz bugün. Ben şehrimize, şehrimiz insanına, şehrimiz çocuklarına inşallah hayırlı olsun diyorum. İşletme sahibi Fatma Uyman ise işletme hakkında açıklamalarda bulundu. Oyun parkımız var. Büyük bir oyun parkı. Elazığ'ın en büyük oyun parkı. Aileler bize çocuklarını 2 saat kadar bırakabilecekler. 2 saatten fazla alamıyoruz çünkü 2 saatten sonra çocukların artık yeme içme, lavabo gibi ihtiyaçları başlıyor. Ama 2 saat bize gözleri arkada kalmadan emanet edebilecekler çocuklarını. Kum havuzumuz var yine. Yapay kumdan oluşan bir havuz, bakteri barındırmayan, çocukların temizliği bizim için çok önemli çünkü. Bu 2 saat zarfında dilerlerse oyun parkında ya da kum havuzunda ya da şurada gördüğünüz meslek atölyelerimizde, 5 tane meslek atölyemiz var. İtfaiye, doktor, kargo, market ve polis odası olmak üzere. Orada eğlendirebileceğiz çocuklarımızı. Bunlara artı yine ben görsel sanatları öğretmeniyim. Çocuklarımıza anne çocuk atölyeleri yapacağız. Yine 2 ve 2,5 yaş grubuna, daha büyük yaş gruplarına okul öncesi döneminde. Amacımız eğitim değil aslında burada. Çocukları eğlendirmek. Burada işte seramik yapacağız, masallar anlatacağız, resimler yapacağız, değişik etkinlikler yapacağız. Yine burası bizim oyun alanımız. İşte burada çuval yarışları, halat çekme, böyle değişik oyunlar olacak. Mini bir tiyatromuz var. Orada işte sihirbaz gösterileri, palyaçolar, içeride yine aynı şekilde doğum günü odamız var. Doğum günü konseptimiz için. Bize gelen anneler hangi konsepti isterlerse, ben onlardan talepleri doğrultusunda, hayalleri doğrultusunda ne isterlerse onları yapacağım onlar için. Bir kez daha hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Elazığ için, çocuklarımız için gerçekten çok önemli bir çocuk eğlence ve gelişim merkezi açılmış oldu bu şekilde. Minik de bir tüyo vereyim sizlere değerli izleyiciler. Temmuz ayı boyunca çocuklarımıza ilk yarım saat herhalde öyle duydum. Ücret almayacaklarmış. İlk yarım saat sadece Temmuz ayı için geçerli. İlk yarım saat için çocuklarımızdan ücret alınmayacak diye bir şey kulağımıza geldi. Sayın Seda Uyman, Sayın Mustafa Uyman, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet, 15 yıllık krediyle alınan elbüsler üzerinden bir yıl geçmeden arıza vermeye başladı sevgili izleyiciler. Bu konu zaten tartışılıyordu. Çok süslü bir şekilde hani... Türkiye'de bir ilk Elazığ'da gerçekleşiyor. Doğru, bir ilk Elazığ'da gerçekleşti. Bakınız nasıl bir ilk Elazığ'da gerçekleşmiş. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında teslim alınan elektrikli otobüsler daha henüz üzerinden bir yıl geçmeden sürekli arızalar vermeye başladı. Biz çok ciddi paralar ödüyoruz elbüslere ve 15 yıl boyunca da ödemeye devam edeceğiz. Biz ödeyeceğiz yani, bizler ödeyeceğiz.
Otobüslerin bu nedenle bakıma alındığı öğrenilirken elbüslerin akıbetinin ne olacağı ise belirsizliğini koruyor. Şimdi bu konuda bu sıkıntılar devam ederse biz kimi suçlayacağız? Kimleri suçlayacağız? Nasıl bir yasal yaptırımı olacak bunun? Bilemiyoruz. Ama olmalı mı? Bence olmalı. Yazık günah, dünyanın parasını veriyoruz. Bakınız, 18 Şubat 2019 tarihine götüreceğim şimdi sizleri. Kanal 23'te yayınlanan Ajanda programına Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz'ın konuk olduğu Ajanda programını kastediyoruz. Program ekibi duydukları endişeyi dile getirdi o programda. Program yorumcusu iş adamı Yunus Evliyoğlu'nun elbüslerin bataryalarının, bakınız daha kaç ay önceden soruyor bu soruyu Yunus Evliyoğlu. Elbüslerin bataryalarının çok kısa süre içerisinde bittiğini hatırlatıyor. 15 yıllık çekilen krediyle alınan elbüslerin ömrü de 15 yıl sürecek mi? Gazetecilik manasında oldukça kıymetli bir soru, güzel bir soru. Bu soru karşısında dönemin belediye başkanı Mücahit Yılmaz rahat tavırlar sergileyerek elbüsleri dünyada ilk kez kullanan Elazığ'ın diğer illere öncülük edeceğini savunmuştu. Diğer illere öncülük edeceğimize inandığımız, hepimiz inanmadık tabii ki de, elbüsler şu anda diğer illere öncülük ediyor mudur? Etmiyordur. Gelinen noktada elbüsler ile ilgili duyulan endişelerin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor sevgili izleyiciler. Çok büyük bir yük altına girerek biz aldık bu elbüsleri. Arızalanan, kaldıralım yukarıya, arızalanan elbüsler Elazığ Belediyesi tarafından garaja çekilmiş durumda. Bakımları yapılacak. Peki bakımlar yapıldıktan sonra bu bataryalar kaç ay daha bizi idare edecek? Bunun sonu ne olacak? Biz o elbüsleri, eğer böyle giderse, böyle devam ederse, inşallah etmez, temennimiz bu. O paralar bizim şehrimizin paraları çünkü, bizim paralarımız. Böyle devam ederse elbüsler büyük bir ihtimalle, bu benim kişisel yorumum, yani seferlerden, asli görevinden çekilecek. Başka da 18 metre uzunluğundaki elbüs ne olarak kullanılabilir? Mizah üretebilirim bunun üzerinden ama konu o kadar ciddi ki mizah üretmek istemiyorum. Biz 18 Şubat tarihine, 18 Şubat 2019 tarihindeki Ajanda programına bir gidelim. Döndükten sonra kucağımıza bir bomba mı bırakıldı? Artık sokaklarımıza problemli 15 yılımızı ipotek altına alan bu krediyle aldığımız elbüsler daha bize neler yaşatır, neler yaşatabilir? Bu konuda görüntülerinizi izlerken lütfen mesajlarınız da gelmeye devam etsin. Çünkü elbüsleri konuşmaya ben devam edeceğim. Elbüslere binen hemşerilerimiz diğer otobüslere binmiyor. Sessizliğinden, hem rahatlığından, hem konforundan. Bu şehre konfor yakışır yani, konfor niye olmasın? Dünyada ilk defa Elazığ'da kullanılacağı görkemli bir törenle açıklanmıştı. Elbüslerin tanıtımı için ulusal televizyon kanalları ilimize davet edilmiş, hatta ulusal TV programlarına bizzat Mücahit Yılmaz tarafından mesajlar gönderilmiş ve öve öve bitirilememişti. Dünyanın ilk elektrikli, bataryalı, 18 metre uzunluğunda körüklü otobüsü Elazığ'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Hem konforlu, sıfır emisyonlu, çevreye zarar vermeyen ve çevreci olan bir otobüsü Elazığ'ımızda kullanmaya başlayacağız inşallah. Mücahit Yılmaz Beyefendi çok da selam söylüyor hepinize. Çok diyor ki, şehir içi ulaşımda teknik özellikleriyle Türkiye'de ilk %100 elektrikli, %100 yerli, modern ve engelsiz tasarımlı tek seferlik şarj ile 75 kilometre ortalama hızla 400 kilometre yol alabilen hızlı, konforlu ve çevreci ulaşım araçları elbüsler Elazığ'da kullanıma sunuluyor. Bir de fotoğrafını yollamış. Bayağı da güzel görünüyor elbüsler hakikaten. Çok güzel görünüyor. Evet. 18 metre uzunluğundaki elbüsler kurulan afilli cümlelerle körüklü, bataryalı, elektrikli ve sıfır emisyonlu olarak nitelendirilse de
Teknoloji harikaları bu otobüsler daha bir yıl geçmeden arıza üzerine arıza vermeye başlamıştı. Televizyonumuz Kanal 23'te 18 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan ve dönemin Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz'ın konuk olduğu Ajanda programında program ekibi duydukları endişeyi dile getirmişti. Program yorumcusu iş adamı Yunus Evliyaoğlu'nun elbüslerin bataryalarının çok kısa süre içerisinde bittiği ve 15 yıllık çekilen krediyle alınan elbüslerin ömrü de 15 yıl sürecek mi sorusunun karşısında Başkan Yılmaz rahat tavırlar sergileyerek elbüsleri dünyada ilk kez kullanan Elazığ'ın diğer illere öncülük edeceğini savunmuştu. Şimdi elbüs kredileri konusu var. Bunların euro ile alındığı biliniyor. Doğru mudur? Doğrudur. Neden euro ile alındı? Şöyle, elbüs kredisi 12 milyon avro olarak Kalkınma Bankası'ndan alınan bir kredidir. Evet. Kalkınma Bankası da Avrupa Bankası'ndan almış olduğu bir kredidir. Hatta Kalkınma Bankası'na geçmişte biz çok dedik. Yani böyle bir kredi olursa mutlaka haberimiz olsun. Bu krediyi o günün şartlarında birçok belediye almak için uğraştı. Ama biz ağırlığımızı koyduk, Elazığ aldık. Bu bir avantajdır, bir dezavantaj değil. Çünkü Kalkınma Bankası bu krediyi Avrupa bankalarından alarak, uygun bir şekilde alarak belediyelere yönlendirdiği bir kamu kredi. Bankalarından alma şansımız yok muydu? Yok. TL olarak. Yok, TL olarak daha pahalıya geliyordu. Hani o dönem için diyorum. Evet. O dönem için daha pahalıya geliyordu. Bir de bunun bir şey var. Ama bir şu de, an itibariyle çok büyük bir zarar etmiş oldu. Bu kredi, euro bu kredi olması iki yıl geri ödemesiz ve 15 yıl ödemeli bir kredi. Evet. Biz şu anda bu krediyle ilgili yine kardayız. Şu açıdan kardayız. Elbislerimiz burada ve elbislerimiz 2018 yılında Türkiye'nin çalışırken en tasarruflu çalışan belediye otobüsü olarak altın madalya ödülü aldı. Hemen devamında o konu var. Çok efektif olmadığı bu elbislerin. Pillerinin sürekli arıza çıkardığı ve birçoğunun şu anda kullanılamadığı ve dolayısıyla bu elbüsleri Türkiye'de kullanan hiçbir belediye de yok. Bir de şöyle, öyle bir durum var. İlk, yani bu kadar ilk olmak belediye, böyle bir şey zaten. Yoksa ilk olamazsınız. Belediye, elbette yani bilmediğimiz için evet. Biz yani lütfen şey yapmayın. Yani bu kadar belediye bu Ar-Ge çalışmaları yapıyorlar. Bu konuda mühendislik çalışmaları yapıyorlar. Ve en az Türkiye'de hiçbir belediye bu işte elbüsleri almamış. Ve ilk alımı ve pilleri bildiğim kadarıyla inanılmaz fahiş fiyatlarda. Bunlar düşünüldü mü acaba? Başkanım özür dilerim, ben de bir şey ekleyeceğim. 4-5 saat çalışıyor diye söyleniyor elbislerin. Ayrıca bu 15 yıl kredi şeyi var ya, evet. Geri ödemesi. Bunların garantisi ya da kullanım ömrü 15 yılı bulur mu? Bulacak inşallah. Şimdi elbisler... Tabii Ar-Ge çalışması yapılmış olan ve bizim önce çalışmaya Aselsan'la başladığımız. 2015 yılında Aselsan'la başladık. Elektrikli otobüs üretimi çalışması. Aselsan'la bir protokolümüz de var. Türkiye'de Aselsan'la protokol imzalayan tek belediyeyiz. Bazen diyorlar ya diğer belediyelerde yok. Zaten önce olmak böyle bir şey. Yani diğer belediyelerde olursa bizim farkımız ortaya çıkmıyor. Ve 18 metre uzunluğunda şu anda dünyada kullanılmaya başlandı. Avrupa'da özellikle isteniliyor. Hatta bizim otobüsleri biz istesek şu anda bir tanesini 750 bin avroya satabiliriz. Bizim şehrimize yakışır bu. Şu anda müşteri portföyü oluştu. Elbüslere binen hemşerilerimiz diğer otobüslere binmiyor. Sessizliğinden mi? Hem sessizliğinden, hem rahatlığından, hem konforundan. Yani bu şehre konfor yakışır yani. Konfor niye olmasın? Gelinen noktada elbüslerle ilgili duyulan endişelerin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkarken arızalanan elbüsler Elazığ Belediyesi tarafından garaja çekildi. Alınan bilgilere göre bakıma gönderilen elbüslerin akıbetinin ne olacağı şimdilik belirsizliğini korurken vatandaşların mağdur olmaması noktasında devreye giren Başkan Şerifoğulları ek seferler düzenlenmesi talimatını verdi. Buradaki uygulama o boş yer...
Böyle son cümleden başlayalım. Dönemin belediye başkanı Sayın Mücahit Yılmaz diyor ki şu an biz istesek bir elbüsü 750 bin avroya satabiliriz. Bence hemen satalım. 750 bin avro veren varsa hemen satalım. Bu benim kişisel fikrimdir. Elbüslerde çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bakın Yener Bey soruyor. Avro yükseliyor. Biz çok ciddi zarar etmiyor muyuz? Ediyoruz tabii ki. Yani bu net. 12 milyon avro kredi kullanmışız elbüslerle. Sayın Yunus Evliyoğlu çekincelerini dile getirmiş. Bu konuda aslında açıklama yapılmalı. Şu da önemli. Gerçi açıklama yapılsa ne olacak ki? İşten geçmiş artık. Yazık oldu. Paramıza yazık oldu. Fatih Altaylı'nın programına kadar gönderildi. Reklam yapıldı. Gerçekten dünyada ilk denildi. Elazığ'da o son dakikaya gireceğim şimdi. Türkiye'de ilk, dünyada ilk, keşke de Elazığ'da olmasaymış bu ilk diye düşünüyorum ben. 2 yıl sonra ödemeler başlıyordu. O da talihsizlik diyelim, Sayın Şerifoğulları'nın dönemine denk geliyor sevgili izleyiciler. Yani elbüsler geldi, ödemesi 2 yıl geri ödemesiz bir krediden bahsediyor Sayın Mücahit Yılmaz. Evet, garaja çektiğimiz, bakımına başladığımız, bakımı bittikten sonra başımıza neyin geleceğini bilmediğimiz elbislerin geri ödemesi Sayın Şahin Şerifoğulları döneminde başlayacak ve devam edecek. Bu konuda Sayın Mücahit Yılmaz bir açıklama yapar mı? Veya açıklama yaparsa da az önce izlediğimiz ajanda programındaki cümlelerini yineler mi bilmiyoruz ama elbisler oldukça canımızı sıkacak gibi. Kaç mesaj paylaşayım sizlerle. İyi geceler Zülfü Bey. Elbis olayından çıkaracağımız ders Elazığ'ın kangrenleşmiş sorunu olan iyi yönetici seçememe sorunudur. Bu pencereden bakmış izleyicimiz. Elbisler bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu hayal kırıklığını 600 bin nüfuslu bir şehre yaşatanlar kamuoyuna hesap vermelidir. İyi geceler diyor izleyicimiz. Nasıl bir hesap verilebilir? Sözleşmeler imzalanmış. 12 milyon avro kredi çekilmiş. 15 yıl boyunca ödenecek. Elbisler garajda yatıyor. Sayın Mücahit Yılmaz artık belediye başkanı değil. Kim nasıl bir hesap verecek? İzleyicimize cevaben kuruyorum bu cümleleri. Bir mesaj daha geldi. Açmaya gayret ediyorum ama. Evet. Yaklaşık 130 yıl önce Alman mucit Andreas Flokin Bavyera'daki küçük bir kasaba olan, küçük bir kasabada dikkat çeken bir prototip üzerinde çalışıyordu. Dünyanın ilk elektrikli otomobili olarak nitelendirilen bir araç inşa etmek üzereydi gibi bilgiler gönderilmiş. İlginç. Bu araç çoğunlukla ahşap kullanılarak üretildi ve 900 kilogram ağırlığındaki bir taşıma arabası gibi tasarlandı. Saatte maksimum 9 mil hızla ilerleyebiliyordu. 1888'de yeni icat ettiği elektrikli araç ile ilk test sürüşüne başladı ve başarılı oldu. Araç 2,5 saatlik bir yolculuktan sonra Coburg'un 16 mil doğusundaki, Almancam yok kusura bakmayın, telaffuzumun çok kötü olduğunda farkındayım. Redwitz köyüne gitmek üzereyken bir anda durdu. Aracın aküsü sürekli olarak su gücü ile şarj edilmiş olsa da bundan sonra bir daha çalışmadı diyor araç. Çok uzun, bunu ben önceden bir okumam lazım. Tedarikçiler Avrupa'daki şirketler olmadığı için Alman Başbakanı ve hükümetin ülkenin en önemli endüstrisinin kalıcı olarak yabancı tedarikçilere bağımlı olmasından korktuğunu söylemek mümkün diyor. Evet. Elbislerle ilgili ama çok uzun. Ben bunu önceden aslında hata yaptım. Okumayacaktım. Önceden bir okuyup kendi kafamda bir kompozisyonu kurmam lazım. Birazdan onu da paylaşacağız. Evet, elbisler 12 milyon avro, 15 yıl geri ödeme, bataryalar çok çabuk arızalanıyor, erken bitiyor, sıfır emisyon denildi.
Görünüm itibariyle lüks ama Allah Şahin Şerifoğulları'na yardım etsin, Elazığ Belediyesi'ne yardım etsin. Garajda yatan ve sık sık muhtemelen bakıma gidecek olan, o dönemde bir de sanki Elazığ uzaydan uzaylılar gelmiş gibi de bir hava yaratıldı, hatırlayalım. Uçtuk, Türkiye'de ilk, dünyada ilk, Fatih Altaylı, ulusal televizyonlar, gazeteler. İnanmıştık aslında. Yani en azından ben inanmıştım. Sonradan fark edildi bunlar. Nasıl bir protokol? Neyse. Biz daha Elbüs'ü çok konuşuruz. 15 yılda geri öderiz. Ödemek zorundayız. Evet, Fatih Altaylı'nın programına atılan mesaj. Fatih Altaylı'nın tebrik etmesi, kutlaması. Evet, Sayın Mücahit Yılmaz bu konuda bir açıklama yapar mı? Çok merak ediyorum. Yaparsa da hangi cümlelerle bir açıklama yapar? Son dakika haberine bakalım mı? Evet. 21.733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Son dakika gelişmesi, hayırlı olsun. Emniyet personelinin 2019 yılı genel atamaları kapsamında başkomiser, komiser yardımcısı, baş polis memuru ve polis memuru rütbelerinde atama ve yer değiştirme işlemleri yapılmış. Hayırlı olsun, Allah'a emanet olsunlar. Son dakika gelişmesini de böylelikle sizlerle paylaşmış olduk değerli izleyiciler. Elbüslerle ilgili mesaj çok, vaktim yok hepsini okumaya ama birkaç tane daha. Sözleşmesi bilerek 2 yıl sonraya yapılmış. Evet, onu paylaştık yani. Sayın Şahin Şerifoğulları dönemine denk gelecek şekilde yapılan bir sözleşme. Bu niyetle mi yapılmış bilemiyorum o kısmını. Sözleşmesi bilerek 2 yıl sonra yapılmış, kim imza atmış ise o ödemeli bu parayı. Yani yasal olarak böyle bir şey yok. Yani biz şimdi Sayın Mücahit Yılmaz'ı arayıp 12 milyon avromuzu evet siz ödeyin Sayın Mücahit Yılmaz. Böyle bir şey yok maalesef. Ayrıca şunu da belirteyim, takımı olmayan yerlere yapılan stat ve takımı olan lakin maç yapacağı stadı olmayan Elazığ. Yazacaklarım bu kadar maalesef. Allah yardımcısı olsun Başkan Şahin Bey'in. Ben de aynısını söyledim. Evet, Allah yardım etsin, işi zor. Hani anlatıldığı gibi böyle canavar gibi profesyonel, çok uzun yıllar bir bizi lüks içerisinde seyahat etmemizi sağlayacak bir Elbüs olsaydı sıkıntı yoktu ama 12 milyon avro kredi, 15 yıl ödenecek ve ortada bakım için yatan, sürekli arızalanan bir Elbüs zinciri. Hayırlı geceler. Abi öncelikle kolay gelsin. Sizleri izlemeye devam ediyoruz. Bence o dönem bu dönem diye ayırmayın. Mücahit Başkan döneminde işe gelmeyen müdürler, Sayın Şerifoğulları döneminde de işe gelmiyor. Bu da enteresan bir mesaj. Bunların hepsi asgari ücretin 3-4 katı maaş alıyorlar. Bu devlete yazık değil mi? Elbüs'ü söylüyorsunuz. Bundan da bahsedin. Bahsettim. Söyledim. Bu konuda benim bir bilgim yok şu an. Sayın Şerifoğulları döneminde de bu mevcut mudur? Bilgim yok. Olursa da emin olun konuşurum. 600 trilyonluk para havaya uçtu diyor izleyicimiz. Yazık ya, o paraya kaç fabrika açılır? Evet. Keşke biz Elbüs almasaydık. Kaç tane fabrika açılır, doğru. Elazığ'da milli servet çöp oldu, haram olsun diyor izleyicimiz. 600 trilyon para verildi ulaşıma, Elbüslere. Sizce değer miydi? Değmezdi. Verilmemeliydi. Ben an itibariyle böyle düşünüyorum. İyi geceler Zülfü Bey. Bu Elbüsler Mücahit Yılmaz'ın bize attığı bir, yani bir öyle demeyelim de, kendisinin bizzat kameralar karşısında açıklama yapması gerekmez mi? Yeni bir başkanın sırtına bu kadar yük bırakılmaz. Allah yardımcısı olsun Şahin Şerifoğulları'nın, katılıyorum. Evet, Mücahit Başkan'ın, eski belediye başkanı Sayın Mücahit Yılmaz'ın bir açıklama yapması gerekiyor. Yapar mı? Ben yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü anlaşma yapılmış, sözleşme yapılmış. Elazığ Belediyesi bu borca mahkum edilmiş. Sayın Mücahit Yılmaz yeniden aday gösterilmemiş. Ve Sayın Mücahit Yılmaz Elazığ'ı terk etmiş, gitmiş yani, artık Ankara'da yaşıyor veya Elazığ dışında yaşıyor. Ben açıklama yapacağını düşünmüyorum açıkçası.
değerli izleyiciler. Zülfü Bey, ben madem AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Doğan Demir, bence Türkiye'deki her belediyedeki en büyük sorun seçilen belediye başkanlarının kendi malıymış gibi kullanmaları ve hiçbir denetime tabi tutulmamaları. Maalesef ki bunların yaptıkları hataları millet cebinden ödüyor. Madem AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Doğan Demir göndermiş sevgili izleyiciler. Bu da enteresan değil mi? Belediye söz konusu olan belediye başkanı bir AK Parti belediye başkanı. Bu eleştiriyi yapan da madem AK Parti Gençlik Kolları Başkanı. Ama takdir edilecek tarafı da ortada bir sıkıntı varsa siyasi kimliğimiz ne olursa olsun o sıkıntıyı dillendirebilmeliyiz. Bu manada tebrik ediyorum kendisini. Zamanında bu elbisleri alanların ne çıkarları vardı onu araştırmak lazım diyor izleyicimiz. İyi geceler Zülfü Bey. Çok mesaj var. Ben bir mesajı açana kadar 10 tane daha geliyor. Demek ki neymiş? Gelen mesaj sayısı, gelen mesajların içeriği. Demek ki evet, Elbüs Elazığ için çok çok uzun yıllar bizden sonra da hatırlanacak, belki de insanların kahrolacağı maalesef bir yıkıntıya, bir çöküntüye dönüşüyor mu endişesini yaratmaya başladı. İyi geceler Zülfü Bey. Bu Elbüsler Mücahit Yılmaz'ın, bunu okumuştuk. Çok mesaj var. Allah Şahin Şerifoğulları'nın yardımcısı olsun. Şerifoğulları başkanımızın yardımcısı olsun. Kolay gelsin. Allah sorar herkesten ye kürküm ye davasından vazgeçilmeli diyor bir başka izleyicimiz. Evet. Zülfücüğüm iyi geceler. Bir tek Elbüs değil 52 tane otobüs de Cerem'e kaldı. Cerem'e kaldı bizim kullandığımız değil mi? Çok güzel. Üzerimize Cerem'e kaldı. Yeni alınanların da sanki içinde değirmen çalışıyor gibi. Selamlar Selahattin Yılmaz. Üzücü, keşke bu konuları konuşmuyor olsaydık. Keşke Elbüsler denildiği gibi olsaydı. Bu belediye çevre temizliğine dikkat edecek mi? Sivrisinek var. İlaçlama yapılıyor mu? Yapılıyor ilaçlama, en azından benim yaşadığım mahallede yapılıyor. Biz bu konuda çok da haber de yaptık. Hangi mahallede olduğunuzu yazın, biz iletelim ama ilaçlama noktasında çok ciddi bir mücadele. Hani güzel olanı da takdir edelim. Bakın Elbüsleri konuşuyoruz, gelen bütün mesajlarınızı gönderiyoruz ama yapılan çalışmaları da lütfen takdir edelim. Bu manada Sayın Şahin Şerifoğulları göreve geldiğinden beri birçok konuda da çok başarılı işler yapıyor. Siyasi kimliğimiz ne olursa olsun Elbüs'ü eleştiriyoruz ama yapılan güzellikleri de lütfen söyleyelim. Zülfü abi, suç bizdeki 20 yıl Elazığ'a uğramayan kişileri ilimize belediye başkanı seçtik. Mücahit Yılmaz başkan olmadan önce acaba en son ne zaman gelmişti Elazığ'a? Başkan olmadan önce benim yanlış hatırlamıyorsam 20 küsür yıl olmuştu diye biliyorum. Elazığ'da yaşamıyor olduğu süre, öyle diyelim. Zaten seçimle beraber de gitti. Artık Elazığ'da yine yaşamıyor. Seçim öncesi de Elazığ'da yaşamıyordu Sayın Mücahit Yılmaz. Seçim 31 Mart oldu. Yine gitti, artık yine Elazığ'da yaşamıyor. Zülfü Bey, Mücahit Yılmaz sağ olsun 5 parmağın 5'inin 1 olmadığını kanıtladı. Belediyeyi kasasında parayla bırakan bir başkanın, rahmetle anıyoruz, Sayın Hamza Yılmaz'dan bahsediyor, kemiklerini sızlattı diyor. Sayın Bal, öncelikle size ve tüm izleyicilerimize iyi geceler. Teşekkür ediyoruz. Haber Ayrıntı Gazetesi köşe yazarı Fatih Özçelik göndermiş, değerli meslektaşımız. Sizin aracılığınız ile memleketimizin halkındaki geri kalmış okuma kültürünü araştırma özelliğinin eksik olduğunu belirtmek istiyorum. Ülkemizde Önder Yol denilen bir bilim adamı var. Elektrikli neler yapıyor bakılsa şehre bu zararı verene yön verebilirdik. Maalesef araştırmacı ve projeci şehir değiliz, saygılar. Haber Ayrıntı Gazetesi köşe yazarı Fatih Çelik. Şimdi araştıralım, öğrenelim, kabul. Ama bu hatayı, bu sıkıntıyı da değerli meslektaşıma cevaben söylüyorum. Bize çevirmek de çok doğru değil.
Hani ben araştırmamış olabilirim. Ben bir vatandaşım. Bunu kim alıyorsa o araştıracak. Ben belediye başkanı da değilim. Ben belediye başkanı olsaydım ben araştırırdım. Hangi belediye başkanı alıyorsa, hangi ekip alıyorsa, bu işi yapıyorsa o araştıracak. Tamam, biz vatandaşlar olarak çok okuyalım, çok araştıralım, başka bir şey. Ama Elbüs'ün ihalesini vatandaşa yıkmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum değerli meslektaşım. Hani kim aldıysa o araştırsın. Kim belediye başkanıysa o araştırsın. Şahin Bey için de bu geçerli. Ben de belediye başkanı olsam benim için de geçerli. Maalesef gelen giden şehrimizi mahvediyor. Sağ olsunlar stat yaptılar. Bir de Elazığ'da stadımızı yıktılar. Mahvettiler sadece diyor. El birliğiyle Elazığ'ı bitirdiler diyor. Almanya'dan bir mesaj var. Almanya'dan iyi geceler. Bu Elbüslerin garantisi yok mu diyor. Sayın Yunus Evliyoğlu soruyor 28 Şubat'taki programda. Bunların garantisi var mı? 15 yıl kredi çektiniz. 15 yıl bu gider mi, dayanır mı? Garanti kısmına ne cevap verdi ben hatırlamıyorum Sayın Mücahit Yılmaz. İnşallah demiş. Evet. Yani Allah tarafından garantili ama şirket tarafından garantili mi onu bilmiyoruz. İnşallah mı dedi arkadaşlar? Bu otobüsler garantili mi sorusuna belediye başkanı, dönem belediye başkanı inşallah diyorsa biz daha çok konuşuruz bu işi. Zülfücüğüm iyi geceler. Bir tek Elbüs değil, evet, diğer 52 otobüsle ilgili sıkıntılar yazılmış. Mesaj çok, hepsini açamıyorum. Nail Bey de oturuyormuş izleyicimiz. Elazığ Belediyesi'nin yetkililerine buradan seslenelim. Merhaba, iyi geceler. Yaz şenlikleriyle ilgili nasıl bir program yapılıyor? İçeriği mevcut mu? Bugün kürsü başıyla açıldı. Ama içeriğinin dolu olması lazım. Bunu ben uzun uzun açıkladım. Ben yıllarca İstanbul Kültür Sanat Müdürlüğü yaptım. Türkiye'de ilk defa Elazığ'da bulunan, Elazığ Valiliği'nde bulunan sanat tırıyla Ramazan ayında her akşam iftar saati o sanat tırını bir mahalleye götürüp orada tiyatrolar, müzikler, ilahiler, eğlenceler. Ha bu arada o sanat tırımız neden artık bu tarz işler yapmıyor? Çok şükür ilk ben yapmıştım. Bunun gururunu yaşıyorum. Ama benden sonra da yapılmadı. Sanat tırımız neden sanat için, kültür için kullanılmıyor? Bunu da sizler için araştıracağım. Ben de merak ettim çünkü. Merhaba Sayın Bal, Şahin Başkan'ın 116 projesi vaadi vardı. Bunları umarım yapar. Vatandaş olarak heyecanla bekliyoruz. İyi akşamlar. Ben Şahin Şerifoğulları'nın, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın enerjisine, gayretine, iştahına ve kadrosuna çok beğeniyle, takdirle bakıyorum. Vermiş olduğu vaatleri yerine gerçekleştirebilme adına birlikte yönetim modelinin gereğini de göreve geldiği günden beri yapıyor. Ama işte bu işin bir aması var. Çok ciddi bir borç var. Bu noktada hani diyoruz ya Allah Sayın Belediye Başkanımızın yardımcısı olsun. Ama kadro, heyecan, sinerji, enerji, iştah bence oldukça güzel. Güzel işler de yapıyor bu saate kadar. Benim fikrim böyle. Hani beni siyasi bir yere de oturtmayın. Bu AK Partili midir? Bu işte Şahin Şerifoğulları'nın dostu mudur, arkadaşı mıdır? Bir defa çay içmişliğim yok kendisiyle, onu söyleyeyim. Sayın Şerifoğulları'yla. İyi geceler. Belediyede partiye değil şahsa oy vermek lazım diyor. İzzetpaşa Mahallesi Hacıkaya Sokak'ta bir su borusu patladığını söylüyor. Yani yetkilileri ararsanız bu noktada... Hani ben burada Nail Bey'deki sinekle, İzzet Paşa'daki patlayan boruyla uğraşırsak biz beni belediyede müdür yapsınlar o zaman. İlgileneyim değil mi? Yani bu programda çok. Ama genel itibariyle sorunlarınızı aktarıyorum. İyi akşamlar. Ben Elazığlı Mehmet Alsu. Ankara'da yaşıyorum. Emekliyim. Bu otobüsleri üreten bir Elazığlı fabrika. Ankara'da bu fabrika, biliyorum. Ben de otobüs fabrikasından emekliyim. Bozankaya kardeşler Elazığlı olduklarından gereken neyse yapacaklardır. Ben bundan eminim, hayırlı geceler. Bakınız, güzel bir bilgi, bilmediğimiz bir bilgi. Bozankaya kardeşler Elazığlılarmış sevgili izleyiciler. Bu otobüsleri üreten fabrika, Ankara'daki fabrika Elazığlılarmış. Bozankaya kardeşler Elazığlı olduklarından dolayı gereken neyse yapacaklardır. Ben bundan eminim, hayırlı geceler. İnşallah
öyle diyelim. Bakalım Bozankaya kardeşlerden bir açıklama, bir cevap gelecek mi sevgili izleyiciler? İyi akşamlar. Olayı tek kişiye indirmek yanlış. Bu olayı belediye meclisi onaylamadı mı? Doğru. Bu da farklı bir bakış açısı. Onlar da sorumlu. Meclis üyeleri. Doğru. Evet. Sonuçta meclisin onayı var. Bu da güzel bir bakış açısı. Güzel bir hatırlatma diyelim. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Tek kişiye indirmiyoruz. Ama belediye başkanı tabii ki Zülfü Bal olsaydı Zülfü Bal üzerinden yürünürdü. Mücahit Yılmaz onun üzerinden. Şahin Şerifoğulları onun üzerinden. Öncelikle iyi geceler. Bence belediye başkanlığı Şahin Şerifoğulları'na kurulmuş bir tuzak. Bu da enteresan bir bakış açısı. Çünkü yıpranmamış, gelecek vadeden bir isimdi Şahin Şerifoğulları. Hem il yönetimi hem de vekiller tarafından bir tuzak kuruldu diye. Bu çok komplo teorilerine girmeyelim. Ama Sayın Şahin Şerifoğulları çok ciddi, çok büyük bir borç yükünün altına girmiştir. Başarılar diliyoruz. Yanında olalım. Biz Elazığlıyız. Bizim çocuklarımız da burada yaşayacaklar. Anne babalarımız nasıl burada yaşadı bizler. Elazığlıyız. Sayın Şahin Şerifoğulları'na destek olalım. Yıpratmayalım. Biz yıpratmayalım. Siz yıpratmayın. Elazığ bizim. Yani bugün bu programı ben yapacağım. Yarın bir başkası yapacak. Bugün Sayın Şahin Şerifoğulları belki başka zaman başkası olacak. O yüzden biz Elazığ ölçeğinden, Elazığ milliyetçiliği, Elazığ severliği üzerinden yürüyelim ve Sayın Şahin Şerifoğulları'na destek olalım. Evet, Sayın Vekil'den verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. İktidar nimetinden faydalansınlar. İktidarın nimetlerini görelim diyor. Bir izleyicimiz sular az akıyor diyor. Tamam, bakın bunu da söylemiş olayım ama Nail Bey Mahallesi. Ama bu sorunlarla bu programda ilgilenme gibi bir misyonumuz da yok. Bu noktada özür diliyorum sizlerden. Vallahi bunu unuttuk. Bir de rahmetli Elazığ sporumuz vardı. Evet, Elazığ sporla ilgili her şey mazi oldu. Bugün işte herhalde borç batağındaki Elazığ sporu amatöre kadar düşer. Yol yakınken bir çözüm bulunsun diyor. Zülfücüğüm çok teşekkür ederim. Tek tek okuyorsun. Bravo sana. Ben teşekkür ediyorum. Malatya üretken arı gibi şehri adına çaba gösterirken bizim değerlerimiz, vekillerimiz nerede gibi. Evet, buradan biz elbüsleri konuşuyoruz. Bunları başka zaman tartışalım. Tartışılmalı mı? Tartışılmalı. Zülfü abi, sayenizde dertlerimizi paylaşabiliyoruz. Bu güzel program için teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diyor. Bu izleyicimizin de, ben teşekkür ediyorum. Bu izleyicimizin de bakış açısı şuydu. Daha önce Elazığ'da yaşamamış, 20 yıldır Elazığ'da olmayan adayları belediye başkanı yapıyoruz. Seçimden sonra yine Elazığ'ı terk ediyorlar, Elazığ'da yaşamıyorlar. Suç bizde diyor bu izleyicimiz. Merhabalar Kanal 23 ailesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sarı Evler, kentsel dönüşüm hakkında bir bilginiz var mı? Şu an itibariyle, iyi yayınlar demiş. Şu an itibariyle Cumhuriyet Mahallesi'nde, özellikle o söylediğiniz bölgede kentsel dönüşümle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bize ulaşan hiçbir haber yok. Gündemde de yok, bilginiz olsun. Tekrar merhaba. Borç var diye 116 projeyi yapamayacaksa bana cevap veriyor izleyicimiz. Hani ben dedim ya, izleyicimiz dedi ki 116 projesi var. Ben de dedim iştahlıdır Şahin Şerifoğulları. Birlikte yönetim ilkesini de gereklerini yapıyor. Kadrosu da güzel. Enerji dolu dedim. Bana cevap veriyor şimdi. Borç var diye 116 projeyi yapamayacaksa ben yapacak birine devretmesi taraftayım. Hiç bunlara girmeyelim bence. Yani şu an sizi bir ev reisi olarak görelim. Eve geliyorsunuz. Eşinizden, babanızdan size trilyonlarca borç kalmış. O evi yönetmek çok kolay olmaz yani. Ben demek ki az önce kullandığım cümleler çok işe yaramamış diye düşünüyorum. Parti olarak bakmayalım. Şahin Şerifoğulları, Mücahit Yılmaz, Zülfü Bal diye bakmayalım. Bir borç yükümüz var. Gelişmesini istediğimiz bir Elazığ var. Şahin Şerifoğulları'na destek olalım diyorum. Hep beraber. Güzel işler yapsın. Biz de ona destek olalım diye düşünüyorum. Ona bakarsanız kimdi diğer aday? Sayın Bilal Çoban'dı değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi. Varsayalım Sayın Bilal Çoban kazandı.
O da bu borçtan bahsedecekti. 600 trilyon borç var, bir işte 1 katrilyon borç var diyecekti. Biz ona da destek olalım diyecektik. Yani fark etmiyor, çok ciddi bir borç var. Efendim? Neyi izleyelim? Tamam. 2016'da istimlak edilen arsaların ne orası, ne parası ödendi, ne de mağduriyetimiz giderildi. Umarım Şahin Şerifoğulları bu durumu çözer, diyor izleyicimiz. Çok mesaj var. Program bitti. Hepsini okuyamayacağım. Şehrin tek bir iki sorunu yok. Şehrin her tarafı sorun abi, diyor. Bunların suçlusu eski belediye başkanı ve meclis değil midir? Bunu seçen halk değil midir, diyor bir izleyicimiz. Elazığ, Lefkoşa'dan tatile geldim. Çevre yoluna binmemi söyledi arkadaşım. Abdullah Paşa güzergahında çevre yoluna bindim. Tabii ki Ankara'da, İstanbul'da tek biniş kartlar misafirler için veriliyor. Buna istinaden bindim. Şoför bana para geçmiyor dedi. Tamam, yeni bir şey yapılmış ama keşke bir esneklik verilseydi. Tabii şoförlere de hani in aşağı demiş. Eğer tabii mesaj böyle. Hoş geldiniz Elazığ'a. Eğer öyle bir şey varsa ben o arkadaşımız adına özür diliyorum sizden. Eski başkan bu kadar borç bırakıp merkeze alınıp ödüllendirildi mi? Bu da başka bir bakış açısı. Bu da konuşulmalı. Böyle bir Elbüs faciası varken, fiyaskosu varken, hayal kırıklığı varken, bu kadar borç varken, eski belediye başkanı bu kadar borcu Elazığ'a bırakıyorsa neden merkeze alınıp ödüllendirildi diye bir bakış açısı var izleyicimizde. Çok mesaj var. Bitireyim mi, okuyayım mı arkadaşlar? Evet. Elbüsler böyle. Biz elbüsleri çok konuşacağız değerli izleyiciler. Arkadaşlarım şiddetle uyarıyorlar programı bitirmem noktasında. Süremizi aştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ya doğum günü. Peki. Özür diliyorum. Evet, bunu çok değerli kameraman arkadaşım Serdal Ayçin göndermiş. Bizi izliyor şu anda. Bugün doğum günü kardeşimizin. Biz programımızda böyle bir sistem geliştirdik. Pasta alıp, hediye alıp masraf yapmak yerine programımızda mesai arkadaşlarımızın şeylerini, doğum günlerini kutluyoruz ve cebimizden de bir kuruş para çıkmamış oluyor. Yemişler mi? Tamam. Geçtiğimiz günlerde de üçüncü kez baba oldu değerli mesai arkadaşım Serdal Ayçin. Hem doğum günün kutlu olsun güzel kardeşim, başarılı kardeşim. Hem de üçüncü yeğenimizi Allah analı babalı büyütsün diyelim. Yeni imajı da güzel. Eskiden de tanırım ben Serdal Ayçin'i. Gelişim önemli. Her yaşta önemli. Saçlarını uzattı, bağladı, giyim tarzını değiştirdi. Muhtemelen önümüzdeki yıl küpe takması bekleniyor arkadaşlarımız tarafından. Seni seviyoruz Serdar Ayçin. Gelelim siz değerli izleyicilerimize. Değerli izleyiciler, yarın gece saat 23'te Kanal 23'te görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.